genel olarak Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir dizi sorun olduğu muhakkak. Fakat Erdoğan-Trump diyaloğunun gittiğini görüyorum. Yani belli bir çerçevede, kesintisiz bir şekilde, hatta vücut dillerine, yani vücut dilleri de zaman zaman diplomaside fikir veren bir şeydir. Bu diyaloğun da olumlu gittiği gibi bir izlenim içindeyim. Yani gördüğüm ve takip ettiğim, tanık olduğum birçok zirve oldu. Ama tabii bu parametrelerden sadece bir tanesi. Trump da çok öngörülemeyen bir lider. Tabii. Ne yapacağını bilemiyoruz. Ama kafayı taktığı bir ülke değil Türkiye gördüğüm kadarıyla. Bence çok doğru bir tespit ama. Doğru mu? Şuna katılıyorum. Sürekli düşmanlığı da kalmaz. Yani Trump kükreyebilir. Bir süre sonra çıkar için geri dönebilir. Ama dost gözükürken de birden belli bir nedenle bizim ölçemeyeceğimiz şeyle. O yüzden istikrarlı olmayan insanlar beni çok korkutur. Açıkçası çok daha temkinli olmaya zorlar. Yani Trump'ta ne dostluğuna ne düşmanına çok güven bana vermiyor. Nedenle çok güzel Türkiye o anlamda çok ihtiyatlı olması gerekiyor ama olumsuzu da olumluya dönebilir. Ama bugün çok olumlu gözükürken de olumsuza dönebilir. İran meselesinin önümüzdeki vadede Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da yönünü tayin edici bir mesele olabileceğini düşünüyorum. Ne yönde tayin edebilir? İran konusunda artık Amerikan yönetiminin çok net bir tutum var. İran'ı bölgede bir adeta düşman olarak görüyor ve İran'ın etkisinin, nüfuzunun azaltılmasına yönelik bir politika benimsemiş. Güzel. Şimdi buradan sorayım o zaman. Daha kolay anlaşılsın diye böyle araya girerek sorular soruyorum. İran çok ciddi bir nüfuz elde etmişti Obama yönetimi döneminde. Ve bu Türkiye'nin de hiç arzu etmediği ve de bu bölgedeki dengeleri böyle çok farklı bir yere getiren bir durumdu. Şimdi Trump'ın İran'ı geriletmeye çalışması İsrail'in de muazzam desteğiyle Türkiye bakımından bu bölgede nasıl bir durum yaratır? Şöyle, şimdi bunu nasıl yapacak Amerika? JCPOA'dan yani nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik yeni bir müeyyide rejimi açıkladı. Şimdi Amerikan yönetiminin beklentisi sadece Türkiye'den değil ama bütün bu yaptırım rejimi dolayısıyla bütün üçüncü ülkelerden beklentisi İran'la bu ilişkilerin kesilmesi, petrol alımlarının kesilmesi ve Obama döneminden farklı olarak bu kez yönetim hiçbir istisna vermeyeceğim. Sıfır istisna. Sıfır yani. İstisna Türkiye için de dahil. Türkiye'de dahil. Peki Türkiye bunu yapabilir mi? Şimdi, teknik olarak yani, bilmiyorum. Çok zor değil mi bu? Şöyle tabii ki yapabilirsiniz. Ama ne olur? Çok daha maliyetli olur size. Zaten petrolün maliyeti ortada. Evet yani İran'dan bu anlaşmayı iptal ederseniz alım anlaşmalarını gideceksiniz. Aynı petrolü başka yerlerden almaya çalışacaksınız. Bir de bu öyle bir şey değil ki yani düğmeyi kapat şalteri indir hadi bana yarın şuradan petrolü ver. Bu angajman ve anlaşmalar değil mi belli bir mesai gerektiren zaman alan öyle şey. Öyle tabii yani sonuçta yapılabilir mi yapılabilir ama çok daha maliyetli olur hele şu noktadaki Türkiye. Ne yapacak Türkiye sizce bu şimdi konuda? Türkiye her halükarda bence diplomatik yollarla gene de bu istisna kapısını zorlayacak. Evet. Dolayısıyla İran meselesi bu bakımdan ve Amerikan yönetiminin bu kadar karşısında net bir hedef olarak duran İran ki bölgede de artık bir blok olarak oluşmuş bir anti-İran bloğu var. Bunun İsrail var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var. Bunların da desteğiyle ve güç vermesiyle böyle bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde bu İran konusu tayin edici bir rol oynayacak.